Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz sevgili avukat ve yazar Begüm Gürel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni görmek ne kadar güzel. Evet, ne güzel oldu değil mi böyle? Çok güzel bir enerji. Çok teşekkür ederim davetin için. Eminim de çok güzel program olacak. Ben teşekkür ediyorum. Begüm'le kadına karşı şiddeti konuşacağız. Kadın değerinden bahsedeceğiz. Tabii ki o hukuksal süreçten bahsederken ben de bilinçaltında okumalar yapacağım. Şimdi günümüzde şiddet gören kadın çok fazla. Bilinçaltında bunun okumasını yaptığımızda aslında çocuklukta alanını çizemeyen, sınırı çizemeyen, çocuklukta anne baba tarafından onaylanamayan kız çocuğu ileride büyüdüğünde de eşinden, sevgilisinden şiddet görebiliyor. Sana bir müvekkil geldi, şiddet gördüğünü söyledi. Sen hukuksal süreci de tabii ki öğrenmek istiyorum. Onun dışında psikolojik açıdan nasıl yaklaşıyorsun? Şimdi aslında psikoloji bilimi ve hukuk aslında birbirine çok bir noktada yakın. Çünkü bize gelen kişilerin en özelini biz biliyoruz. Çünkü tüm detayları ile olayı öğrenmek mecburiyetindeyiz ki biz üzerimize o cübbeyi giyip çıktığımız zaman o kişiyi en iyi şekilde savunabilelim. Tabii şimdi aynı zamanda size gelen müvekkilleriniz de sizi psikoloğu gibi görüyor, anlatıyor, dert yanıyor, sizden bu konuda fikir bekliyor. Onu sormak istiyorum. Hiç böyle ağlayan, işte şey yapan, psikolog gibi gelen bir müvekkilin illaki olmuştur. Mesela o an nasıl yaklaşıyorsun? O hukuksal, yani avukat kimliğin gidip o yöne mi? Hani üzülme, tamam, her şey kontrol altında oluyor mu? Nasıl oluyor mesela? Şöyle, o anda bir kere duygularınıza aslında donuk davranmak durumundasınız. Çünkü zaten o kişi size belki özgürlüğünü kaybetme korkusuyla geliyor. Belki evliliğini kaybetme korkusuyla geliyor. Yani avukata genelde Türkiye'de çok fazla önleyici hukuk hizmeti gelişmediği için zaten avukata gelen kişiler de genelde bir şekilde problemli, yani problem ortaya çıktıktan sonra geliyorlar. Şimdi dosyalarda bunu çokça görüyoruz. Geçen mesela yaşadık bir müvekkilim ve biliyorum suçsuz olduğunu, masum olduğuna inanıyorum. O kadar çok ağlıyor ki karşımda. Şimdi ona o şekilde yaklaştığınız zaman evet ortada kötü bir durum varı aslında göstermiş olacaksınız. Ben genelde şunu yapmaya çalışıyorum. Evet ortada bir problem var ama siz bu kapıdan çıktıktan sonra bu artık benim problemim. Siz bu problemle yaşamayacaksınız. Çünkü avukata geldiniz, avukata bıraktınız, artık profesyonel bir destek alıyorsunuz. Bu şuna benziyor aslında. Doktora gidersiniz, doktor sizi muayene eder, size ilaç verir ama o hastalık hala daha sizindir. Avukatlık mesleğinde biraz daha aslında o problemi avukata devretmektir ve profesyonel bir şekilde çözümlemektir. Ama tabii biz de insanız. Duygularımız var. Özellikle aile mahkemesi görülmekte olan davalar çok etkileyebiliyor. Şöyle bir örnek anlatabilirim. Bir kere boşanmak üzere gelen bir çift. Tanıdım da bir çifti yakinen. Anladım aslında iki taraf da boşanmak istemiyor. Ama bir şekilde iş o noktaya gelmiş. Ve onlarla konuştum, anlattım. Aslında tekrardan deneme, çünkü orada bir şiddet yok. Şiddet olursa ki şiddetin biraz sonra konuşacağız. Türlü türlü çeşitleri var. Eğer ki ortada affedilemeyecek veya telafi edilebilecek bir durum söz konusuysa aslında son bir şans verip denemek gerekiyor. Sulhe önce teşvik etmek gerekiyor. Yani ben avukatlık mesleğinde hep şöyle yapmaya çalışıyorum. Olayı kızıştırmak, daha zora sokmaktansa karşı tarafla da iletişime geçersem eğer bir şekilde daha naif ve daha aslında kavga çıkmadan, problem ortaya çıkmadan nasıl çözülebiliriz tarafları yönetmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey soru geldi sen şimdi söyleyince. Diyelim ki işte bir müvekkil geldi, işte boşandı ya da ne bileyim senin istediğin şekilde hani karşılıklı anlaştınız ve dava kapandı. Sonra pişman olup gelip senin yüzünden oldu, işte ben hani bu tarz şeylerle hiç hani bir avukat karşılaşıyor mu? Yani şöyle, avukatı taraf gibi görüp davranan ne yazık ki hem karşı taraf aslında müvekkil değil ama bu tarz saldırılarla karşılaştığımız ne yazık ki oluyor. Yani zaten bunu medyada da çok fazla okuyoruz, avukatların ne gibi sorunlarla karşılaştığını. Birazcık aslında bunu o kadar avukatların da olayı çok şahsileştirmeyip, kişiselleştirmeyip daha profesyonel şekilde davranmaları lazım. Yani bizde şöyle bir deyim vardı, işte örnek veriyorum. Belli bir kesimin avukatlığını yapan kişiler artık o kesim gibi davranmaya başlar. Bundan uzak durmak gerekiyor. Ama sorunun başına gelecek olursak şiddet konusu. Evet, burada aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Ben şunu gözlemledim. Bir şekilde ailesinde şiddet görerek büyümüş olan kadınlar ya da işte genç kızlarımız, çocuklar, şunu gözlemliyorum onlarda. Bu şekilde davranış şeklinin doğru olduğunu zannediyorlar. Tabii. Şimdi bilinçaltında zaten biz de danışmanlıklarımızda da onu söylüyoruz. İki tip model var. Kadın, yani kız çocuğu ya onu normal karşılıyor. Yani hani babası annesine şiddet göstermişse zaten erkek döver.
anneyi kopyalıyor. Evliliğinde de hani kaç yaşında olursa Evet. olsun öyle gidiyor. Ya da ben annem gibi olmayacağım, ben şiddet görmeyeceğim deyip farklı bir kategoride hani davranmaya başlıyor. Ama psikolojide de şöyle bir şey vardır. Nereden kaçarsan oraya yakalanırsın. Yani annem gibi olmayacağım diyor ama günün sonunda yine anneye benziyor. Ya da şöyle bir şey yapıyor. Erkek düşmanı oluyor. Evet. Hayatını eril almıyor mesela. Yani üç tane kategori var. Ama burada aslında senin kitapların ve senin yaptığın programların şöyle çok önemli bir kıymeti var. Farkındalığımızı artırıyorsun aslında. Yani Şükür. geçmişimizdeki bizim yaşamız olduğumuz travmalar, blokajlarımızı tespit etmek ve onların üzerine gitmek noktasında. Bir de ben burada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Şiddet çocukluktan itibaren öğreniliyor aslında. Evet, biz şimdi kız çocuklar üzerinden konuştuk ama bir de bunun erkek boyutu var. Yani Tabii. benim bir dosyamda okumuş, yani mühendis bir çocuk, yine benim mesleğimden olan biriyle bir arkadaşlığı söz konusu ve nişanlısına şiddet uyguluyor. Geçmişe dönüp baktığımda olayın evveline, anne dişçi, baba eczacı, baba da aynı şekilde anneye şiddet uyguluyormuş ve Normal görüyor. anne hep şunu söylüyor. Benim diyor oğlum diyor babası gibi davranıyor diyor. Babası gibi gazete okurdu küçükken. Babası gibi bacak bacak üstüne atardı. Aslında babasının her davranışını rol olarak almış. Ve kadınlarla ilişki kurma şeklini şiddette buluyor aslında. Yani bizim baktığımız dosyalarda da ben bunu gözlemleyebiliyorum. Aile öyküsüne baktığınızda o aile öyküsünün içerisinde şiddetin öğrenilen bir kavram olduğunu, gerek şiddet görenin gerekse şiddet uygulayanın da rehabilite edilmediği zaman karşımıza ileride şiddet uygulayıcı olarak çıktığını görüyoruz. Bunu mesela biz istismar dosyalarında da görürüz. Bir şekilde istismara maruz kalan çocuk rehabilite edilmezse o çocuğun ileride ne yazık ki mağdurun fail olarak bu kez karşımıza çıktığını görürüz. Çünkü İntikam duygusu aynen öyle. Çok güzel bilinçaltında çünkü söylediniz. ondan kaynaklanıyor biraz. Ne yazık ki. Peki bu bir tane senin kitabın var. Boşanmanın anatomisi. Şimdi boşanma öyle bir şey ki iki taraf birbirini sevmiyor dahi olsa bilinçaltında bir kişinin hayatında yok bu kişi yani. Evet. Sev ya da sevme fark etmiyor. Yok. Yokluk eşittir ölüm, eşittir yas ve boşanma. Yani boşanma denilince eşittir ölüm süreci ve yas süreci gibi bir şey. Bu kitapta boşanmanın anatomisi. Değiniyor musun? Bunlar var mı kitapta? Şimdi biz bu kitapta aslında bunun bir ortaya çıkış öyküsü oldu. Şöyle ben boşanma kararlarını, boşanma davalarını Yargıtay kararları ışığında irdeleyen bir makale yazdım. Sonra bu makale çok dikkat çekti. Hatta bununla ilgili sonrasında yine program da yaptık vesaire. Biz sonra bunu bir kitaba dönüştürmeye karar verdik. Evet, kitabın adı Boşanmanın Anatomisi ama biz aslında kitapta bunları yapmayın, mutlu evlilik rehberini vermeye çalıştık. Biz tam tersten gitmeye Çözüm çalıştık. odaklı aslında çok Evet. güzel. Yani evliliği kurtarma. Kesinlikle. Peki bir evlilik nasıl kurtarılır? Şimdi şunu gözlemliyorum ben de öncelikle. Almış olduğum hani danışanlardan mesela geliyor evli. İniyoruz bilinçaltına aslında sevmiyormuş gibi yapıyor. Evet. Mış gibi yaptığı için o evlilikte kalıyor. İşte evlenirsem ben boşanırsam ne yaparım? İşte hani durayım. Konfor alanı mış gibi yapmak kişiyi o evlilikte tutuyor. Lakin günün sonunda mutsuz tekrardan işte hani danışmanlık almaya geliyor. Böyle durumda sen müvekkiline bunu söylüyor musun? Bak hani senin evliliğin bitmiş aslında hani niye sürdürmeye devam ediyorsun deyip karışıyor musun? Hani o küllü iradeye karışma durumu hani biz o yüzden susarız. Kişinin kararını kendine bırakırız. Seninki çok ince bir çizgi orada. Yani nasıl gerçekten yaklaşıyorsun? Görüyorsun ki bu evlilik olmayacak yani. Şimdi benim bunu söyleyebilmem için aslında olmayacağını psikoloji eğitimi almam gerekirdi. O yüzden de hani bence zaten siz de hani gerek psikologlar gerekse yaşam koçları hani bu şekilde kişinin hayatını yönlendirebilecek olan şeyleri zaten söylemiyorlar. O yüzden bizim de burada herkes böyle midir? Muhakkak değildir. Ama işimizi profesyonel olarak idame ettiriyorsak tabii ki de o kişinin hayatında etkileyecek olan kararları verme noktasında ona biz sadece yol gösterici olabiliriz. Yani A yolu var, A yolundan yürürsen böyle, B yolu var, B yolundan yürürsen böyle ama karar verecek olan sensin. Yoldan nasıl yürüyeceği ve yolun sonunda hangi risklerle karşılaşacağını ona anlatmak gerekir ki hukukta da iki kere iki hiçbir zaman dört etmez. Çünkü biz evet bir dava dosyası hazırlarız, onun üzerine ilerleriz ama sonuç her zaman mevcut duruma göre değişebilir. Şimdi mesela bu kitapta da biz örnek veriyorum. Bazı işte buraya
insanların dikkatini çekebilecek olan kararlara etkiledik. Mesela dedik işte, örnek veriyorum, yemeklerin yağlı yapılması boşanma sebebidir. Bir evlilik öyle için... miymiş gerçekten? Şimdi şöyle, bir evlilik için boşanma sebebiyken diğer evlilik için boşanma sebebi olmayabilir. Evet. Önemli olan mevcut durumun kişilerin artık ruh sağlığını bozar. Onlar için o evliliği artık çekilemez hale getirmesi gerekiyor. Yani biz neye bakıyoruz burada? Türk Medeni Kanunu madde 166 genel boşanma sebebidir. Bu da nedir? Evlilik birliğinin tarafları için artık çekilmez hale gelmesidir. Yani acaba çekilmez hale getiriyor mu? Hmm. Ya da mesela burada bir karar var. Diyor ki eşine şşt hey diye seslenmek boşanma sebebi. Bu şimdi örnek veriyorum daha kırsal kesimde yaşayan kişiler için. Belki onlar hiç bunu bir küçük düşücü durum olarak algılamazken kurumsal bir firmada aynı iş yerinde çalışan eşleri düşünelim. Hı-hı. Kişinin mesela üst düzey yöneticisinin yanında eşinin ona şşt hey diye ya da ıslık çalarak seslenmesi belki onun için artık bu evliliği çekilmez hale getirebilir. Hı-hı. O yüzden de biz de kitabımızda aslında farkında olmadan aslında psikolojik şiddet olarak tanımlanabilecek olan bir takım davranışları irdeledik. Hı-hı. Ve bunların üzerinden de bunların bir boşanma davasına konu olabildiğini ve hakim tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilebildiğini anlatmaya çalıştık. Anladım. Bir de bu Bergen'in filmi vardı. Son evet. soru olarak onu sormak istiyorum. Sence oradaki hukuksal süreç ne? Ben psikoloji olarak bilinçaltı okumasını YouTube kanalımda hani yaptım. Bir de senin yorumunu almak isterim. Şimdi tabii Bergen filmi aslında çekilen biyografi filmleri içerisinde gerçekten de kadınla kadın mücadelesi noktası yani kadına şiddetle mücadele noktasında gerçekten dönüm noktası olan bir film olduğunu söyleyebiliriz. Niçin? Çünkü daha önce bu tarz yapılan filmlerde şiddet öğeleri çok daha görsel olarak gösterilerek işleniyordu. Ama Bergen filmine dikkat çektiğinizde biz çünkü hep aslında kadın mücadelesi şunu anlatmaya çalıştık. Şiddeti siz ne kadar çok gösterirseniz o kadar çok normalleşir. Ve bunu göstermeyelim. Hmm. Peki Bergen filmine baktığımızda algıda seçicilik yani. Kesinlikle. Bergen'e baktığımızda neyi görüyoruz Bergen hayat hikayesinde? Şiddetin her türüyle karşılaşmış bir kadını görüyoruz. Önce psikolojik şiddete maruz kalıyor. Sonrasında ekonomik İlk şiddete maruz kalıyor. İlk etapta bir kere baba gidiyor. Bakın evet. yani erkeği uzağa atma. Babayla zaten Bergen'in hayatındaki o eril gitmiş ve hep kopyalamış. Eril ona zaten neler neler yapmış. Aynen öyle. Ve burada şöyle bir şey var. Mesela kadını çalıştırmama. Kadını mesela neyi görüyoruz? İş hayatından kadını kopartıyor, sahneye çıkmasını yasaklıyor. Evet biz bunu hep bir psikolojik şiddet gibi görüyoruz ama aynı zamanda ekonomik şiddet var. Hı hı. Kadının kendisinin ekonomik olarak özgür olmasının önüne geçiyor. Hı hı. Ve onu kısıtlamak aslında amaç. Kendisine muhtaç etme tabii şeyi aslında baktığında bilinç aynen. altında. Tabii. Yani mesela örnek veriyorum kadına zorla kredi çektirme bile bizim ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkıyor. Veya harçlık vermeme veya çalıştırmama veya çalıştığı onun parasını alma veya nafaka ödememe. Ekonomik şiddetin belli bir tanımı yok ama birçok davranış ekonomik şiddet olarak görülebilir. Yine psikolojik şiddet var. Sonra cinsel şiddete uğradığını görüyoruz yine Bergen'in aynı şekilde. Ondan sonrasında da zaten fiziksel şiddetin en ağırını görüyor. İşte yüzüne kezzap atılıyor. Yüzüne kezzap atımı zaten orada onu yüzde kalıcı eser bırakacak şekilde bir yaralama eylemi söz konusu. Hı hı. Ve devamında da kişinin cezaevinde 3 yıl kadar kaldığını görüyorsunuz. 3 yılın sonunda cezaevinden çıkıyor. Hı hı. Çıktıktan sonra zaten Bergen'in peşini bırakmıyor. Ve sonrasında Bergen'i kasten öldürüyor. Peki ne kadar ceza alıyor? 7 ay. O çok ilginç geldi. Evet. Neden? Çünkü orada şöyle bir şey var. 3 sene yattığında o tarihte af çıkmış. Mevcut aftan yararlanamadığı için oradaki aftaki hakkını buradaki yapmış olduğu eyleme saydırıyorlar. O yüzden içeride kalması yani infaz ettirilmesi gereken sürenin daha az oluyor. Ve burada gerçekten hani o dönem yasalar tabii daha farklıydı. Ben 2002'den sonra okuduğum için. O zaman için, kadına çok değer de yoktu herhalde değil mi? Öyle şöyle, miydi? Şu an mı yasanın öyle sence? İçerisinde çok eşitliğe aykırı olabilecek düzenlemeler vardı aslında. Hmm. Sadece TCK'da değil bu. Tabii ki de mesela yasadaki maddenin adı neydi? Adam öldürme suçu. Bakın orada bilhassa cinsiyetçi bir yaklaşım vardı. Hmm. Ama tabii ki de kadının ya da erkeğin öldürülmesi veya bir suçun kasten kadına ya da erkeğe işlenmesi bir tabii ki de o zaten anayasaya ve eşitliğe aykırı olduğu için öyle bir şey o zaman da yoktu. Ama ne vardı mesela örnek veriyorum Türk Medeni Kanunu'nda kadının çalışması erkeğin iznine bağlıydı. Hmm. Gibi gibi bu şekilde bir takım düzenlemeler vardı. 2002'de Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesi tüm yasadaki eşitliğe aykırı olanlar kaldırıldı. Tekrardan Bergen filmine geri dönecek olursak orada işte aslında konuşmamız gereken şey şu. Kişi rehabilite olmuyor. Ve bugün çıkıp diyor ki
açıklamasında bugün olsa yine öldürürdüm. İşte bundan kaçamıyorsunuz. O yüzden hep rehabilite diyoruz. Yani kişiyi sadece cezaevinde bir süre tutmak değil, cezaevindeyken rehabilite etmek, yeniden topluma kazandırmak. Hatta kişinin topluma gerçekten kazandırılmadığını görüyorsak, Norveç örneğinde olduğu gibi, kişiyi bir süre daha gerekirse kapalı bir ortamda tutmak. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten bilinçaltı okuması yaptığında kendisini cezalandıran kişi aslında orada kendi yapıyor onu. Yani Allah'a isyanı olan kişinin kendisini cezalandırma mekanizması ile işte böyle suçlu, hani böyle hapse girebileceği olaylar yaşıyor bilinçaltında. O küçük çocuk kim bilir cezalandırıcı Allah kavramıyla büyümüştür. Pıt, ne oldu ileri de kendisini cezalandıracağı evet. olaylar karşıladı. Ne kadar hani böyle o kişiyi rehabilite ederseniz edin, o kapalı mekanda kaldığı için onun psikolojisinin düzelmesi zordur diye geliyor bana. Tabii muhakkak, yani bir kişi rehabilite etmek çok zor, ama işte biz o kişi eğer ki rehabilite edip ıslah etmezsek de işte böyle acı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. O yani da var, bergenin evet. Kemiklerine rahat vermeyeceğini ve bir yani kişinin mezarının bile bir kafeste üzerine Evet. dört tane kilit olduğunu düşünün. Gerçekten hani buradan aslında çıkartılması gereken çok fazla sonuç var. Yani bunu bizim sadece Bergen filmi özelinde veya genelinde değil, aslında kadına şiddet Genel. konusunun çok derin bir konu. Ve bunun bir devlet politikası haline getirilmesi gerekiyor. Ve bunun mevcut iktidardaki partiler değişse dahi sürdürülebilir halde olması lazım. Çünkü şiddet konusu siyaset üstü bir konudur. Biz şimdi hep kadına şiddet diyoruz. Hatta bu konuyla ilgili biz bir makale yazdık ve o makalenin altına şöyle bir yorum gelmiş: erkeğe şiddet yok mu? Evet, tabii ki de erkeğe de Var. şiddet var. Çocuğa var, yaşlıya var, engelliye var, hayvanlara var. Bakın Bitkiye bile var. ne kadar güzel dediniz. Seri katillerin profilini incelediğinizde önce hayvana şiddet uyguladıklarını, sonra çocuğa, sonra da yetişkinlere şiddet uyguladığını görüyorsunuz. Bakın, eğer ki biz bunu bir kere cinsiyet eşitliği ile ilgili olan derslere, yine şiddetin yanlışı ile ilgili olan derslere daha ilkokuldan başlamak suretiyle zorunlu müfredata yerleştirmezsek ve topluma bu anlatılmazsa, bugün dizilere bakıyorsunuz, televizyon programlarına bakıyorsunuz, şiddet içerikli bir sürü olgu ve kavram görüyorsunuz. Mesela yeni başlayan bir dizi, inanılmaz, bu sefer kaynana kendi oğlunu kendi istediği şekilde o hayatta sürdürebilmesini sağlamak için geline şiddet uyguladığını görüyorsunuz. Bu hikayeler bizim hayatımızın içerisinde Var, var. evet. Uzak hikayeler değil. O zaman ne yapıyoruz yani? Anne ve babalara buradan söylüyoruz. Çocuk yetiştirmek çok çok önemli. Kesinlikle. Onların bilinçaltlarını, özellikle 0-6 yaş arası çok önemli. Güzelliklerle, sevgiyle böyle çocuklarımızı büyütelim ki ileride toplumumuza da böyle katkılı, psikolojileri düzgün yeni nesiller gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür İyi ki ederim. geldin. İyi ki varsın. Harika bir yayındı. Evet, bence de çok güzel bir yayın oldu. Haftaya yine farklı bir konuğumuzla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiler. Hoşça kalın.